Hurufiliğin kurucusu efendim Fazullah Hurufi adında çok enteresan bir adam. 1340 yılında doğuyor. 1394 yılında yani 54 yaşında Alıncak Kalesi'nde Timur'un oğlu Miran Şah'ın da bulunduğu bir topluluğun huzurunda kafası uçuruluyor. Fazullah'ın. Fazullah da deniyor. Fazullah da deniyor. O dat harfinde. Kere Z kullanıyor. Z. Fazullah diyoruz değil mi? Evet. Efendim bu hurufiliği yaymaya kendi kurduğu bir dindir artık. Bu mezhepten de öte bir şeydir. İsfahan'da başlamıştır. Ondan sonra kafası uçurulmuştur. Fakat izinden gidenler zamanla çok güçlü olmuşlardır. Hasan Sabbah'ın fedaileri kadar olmasa bile çeşitli şekillerde devletleri etkilemişlerdir. Mesela Fazullah'ın idamından çok sonra Fazullah'ın kızı Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın zamanında bir siyasi işler yapmaya kalkıyor. Mesela 1467 epey sonra ki kızının da çok yaşlı olması lazım. 500 kişiyle yanındaki 500 hurufiyle beraber idam ediliyor ve cesetler yakılıyor. Şeydir, Karakoyunlar da yani böyle çok mesela Şiidirler ve bu tür mesela Cihan Şah'ın da dinle vesaireyle de alakası yoktur. İşte şey, bütün iş bu. Dini gruplar siyasi amaç gütmeye başladıkları zaman devlette çalışıyorlar. Yani o zamana kadar devlet hiçbir şey demiyor. Yani bütün şey odur. Daha sonra Safevilerde de aynısı. Yani siyasi amaç güttüğünüz zaman siyasi otorite sizi ya yok eder ya siz siyasi otoriteyi yok edersiniz. Sonra efendim mesela Nişancı tarihinde bir kayıt var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da bunlar bir başkente, payitahta yani İstanbul'da gruplaşmaya başlıyorlar ve toplu halde sürülüyorlar. Ama Fatih Sultan Mehmet zamanında 1474'te o zamanın ulemasından Fahrettin Acemi'nin fetvasıyla bu Şakaike Numaniye'de yazılıdır. Hı. Açık açık detaylarıyla anlatır. Edirne'de bunları yakmışlardır. Mahmut. Şimdi gene birçok seyircimizden şey gelecek. Fatih insan yakar mı? Uyduruyorsunuz falan diyorlar. Efendim Şakaike Numaniye çok önemli bir kaynaktır. Her konuda kaynak alınır yazdıkları. Şakaike Numaniye'de şimdi sayfa numarasını falan getirmedim. Şey de çıktı onu haberiniz yoktur. Osmanlıcası vardı. Arapçadan Türkçe'ye yeniden tercüme edildi. Şakaike Numaniye. Yani tercüme edildi zaten eski Türkçesi var. Hayır Osmanlıcası vardı. Tıpkı basımı da vardı. Şimdi Arapçadan direkt Türkçe'ye tercüme edildi. Yani Osmanlı dönemindeki... Mersi ben yok. Hala eski baskıyı kullanayım. Çünkü Arapça Osmanlıca tercümelerini görüyoruz Mersi. Hayır bu Arapçadan sonra. Direkt Türkçe, Osmanlıcadan değil. Ha direkt Türkçe'ye çevirdi. Arapçadan çevrildi. Yeniden çevrildi yani sıfırdan. Yani böyle bir şeydir ama. Evet. Yayınlandı. Şakaike Numaniye küçük değil böyle. Ve şeydir. Zehirleri. Zehirler değil sadece şakaya çevrildi. Şey tabii onu da söyleyelim. Tarihle ilgili birçok anekdot Fatih dönemine vesaire ait bu Şakaik'tedir. Tabii Şakaik. Yani Taşköprüzade'nin eserindedir. Evet. Ve şey var tabii o Fatih'in yaktırmasında Fatih etkilemiştir. Yani Fatih biliyorsunuz çok enteresan bir hükümdar. İlginç şeylere meraklı. Evet. Bakıyor ki Mahmut Paşa Vezir Azam Fatih evden gidiyor. Ulemayı etkiliyor. Ulema da fetva verince cezalandırılıyor hulufilik. Yani bunlar saraya nüfuz etmişler. Fatih zamanında. Yani çünkü etkileyici bir metotlar var. Yani onu dinlediğiniz zaman o hesap kitap vesaire. Çok renklidir. Renkli. Şimdi efendim bu hurufiliğin malum söyledik kurucusu Fazullah-ı Hurufi. Temeli şu, varlık yani hepimiz her şey, bütün kainat, evren sesle ortaya çıktı diyor. Varlığın temeli sesle diyor ve bunun birçok izahı var. Şimdi bunları burada göstermeye çalışacağım ben. Fakat bu sayı üzerine yaptığı bu sistemini kurduktan sonra efendim kainatın da üç esas üzerinde olduğunu söylüyor. Bir, yani üç devre ayırmış kainatın tarihini. Nübüvvet devri diyor. Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasındaki devirdir diyor. Ne devri pardon? Nübüvvet. Ne demek? Peygamberlik yani. Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasındaki dönemdir diyor. İmamet devri diyor. Hazreti Ali ile Hazreti Hasanül Askeri imamlardan, Şia imamlarından Hasanül Askeri arasındaki dönemde diyor. Üçüncü dönem uluhiyet, tanrılık. O diyor benimle başladı diyor. Allah. Hala o dönemdeyiz diyor. Tanrı yerine koyuyor kendini. Tanrı yerine koyuyor.
Sadece Tanrı'yı yana koymuyor Fadlallah. 12 yani İsna Aşeriye inancındaki 12 imam, son imam inancındaki oldu. Mehdi benim Mehdi diyor. Hristiyanların beklediği Mesih benim diyor. Yahudilerin, Müslümanların bekledikleri kurtarıcı benim diyor. Her şey benim diyor. Çok mütevazi bir adammış, çok mütevazıymış. Ama çok da renklidir yazdıkları şeyleri. Fars mı? Fars. Fars. Halis Fars. Bu gördüğümüz... Onu biraz sonra çizeceğiz şey İkbil Hanım. Onlara geçmeyelim. Fazıl onlara mı geçmeyelim. Yazılıyor şeyde? Fadlallah yazılıyor orada. O şekillere İkbil Hanım hiç vermeyelim şimdi. Ondan söyleyeceğim ben. Çünkü karışır. Ve halifelerinden biri, onun yolundan gidenlerden biri Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahipti Seyyid Nesimi. O da öldürülüyor. O da öldürülmüştür. Ve Seyyid Nesimi Azeri şairdir. Bağdat'ta mıydı? Hayır, Suriye'de bir yerde zannedersem. O da idam edilmiştir. Derisi fakat, mi üzülüyor? Bir de böyle şey değil mi? Tabii. Derisi üzülen oydu değil mi? Derisi üzülmüştür. Hatta çok büyük şairdir. O ayrı şeyse. İnancı ama çok büyük şairdir. Hatta idamı sırasında söylediği rivayet edilen bir beyit vardır. Sırrı selhinden Nesimi'ye sual ettim dedi. Rehnümayı Kabe'yi aşkız budur ihramımız. Narevendi Kabe'yi aşkız budur ihramımız. Nesimi'ye derisi yüzüldüğü sırada nedir bu iş diye sordum. Biz aşk Kabe'sinin yolcularıyız. Derimizi İhram diye üzerimize ya öyle gideriz de diyor. Ya böyle bir şairdir adam. Ve biliyorsun birçok şiirleri vardır. Hatta birkaç hafta önce Halil Hoca ile Halil İnalcık'la Fatih Altay ile o teke tekte şeyi konuşmuştuk teke tek özelde. Kanuni Süleyman'ın Hürrem Sultan'a gazeli meşhur. İşte en iyisim Dilber'im Şuyum'um. O bile Kanuni bile Nesimi'nin meşhur gazelinin ilhamıyla yazmıştır onu. Asıl Nesimi'nindir. Halil Hoca'ya şifalar diliyoruz. Şey, stent takılmış galiba. Yani stent pil takıldı. Pil. Ha, yani Allah şifa versin. Ciddi bir şey değil Halil Hoca daha neler yazar. Söylüyor zaten şeyden. Fakat o İstanbul defterlerini yayınlayacakmış muazzam bir şey. İstanbul tahrirlerini. Fatih'in İstanbul'u aldıktan sonraki. Ama şey güzel biliyor musun? İnsanın yani 93 yaşındaki şimdi o heyecanı. Evet. Fatih'in şey şeyini anlatsın. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra... İstanbul'u aldıktan sonra sayım yapılıyor. Yani tahrir yapılıyor. Yani yazım onu yayınlayacak hoca. Yani o pek bilinen bir şey değildir. Yani o İstanbul'un şeyini panoramasını sunuyor o dönemde. Ve enteresan ne biliyor musunuz? Türkiye'de mahalli tarihçilik çok gelişti. Yani aklınıza gelmeyecek köylerin tarihi yazıldı. Tarihi yazılmayan yer neresi? İstanbul. İstanbul. Yani hayır tamamını yazmanız mümkün değil de en az araştırma yapılan yer İstanbul. Yani Büyükşehir Belediyesi ne yapar ben onu anlamıyorum. Yani o kadar muazzam kaynak var İstanbul'la ilgili. Yani şey belge, yani hem Türk belgesi var hem yabancı kayıtları var. Yani hiç ucundan köşesinden tutulmadı İstanbul. Şimdi enteresan sorular geliyor. Mesela Hasan Sabbah'ın mecusilikle ilgisi var mı? Olabilir çünkü o dönem, o bölge her şeyden etkilenmiş olabilirler. Fakat İslamiyet öncesi İran dinlerinin batınilikte çok etkisi vardır. Evet. Efendim, Aydın ili Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut köyünün konuyla ilgisi alakası var mı? Hiçbir alakası yok efendim. Şeyi söyleyelim ama Bozdoğan bir yörük grubunun ismidir. Bozdoğan yörükleri vardır çok büyük Aydın'da. Yani Bozdoğan oradan geliyor. Bozdoğan yörükleri veriyor ismini. Alamut'u bilmiyoruz ama. O ne sorular geliyor? Efendim, Sayın Kenan Çollu veya Çöllü bu harflerden tabii okunmuyor Latin alfabesi Türk karakterinden. Sorduğunuz kişi rahmeti Şia'ydı efendim, evet. İsim şey yapalım, evet. Yani Erhan sana bir soru. Nizamülmülk Türk mü Fars mı? Fars. Fars değil mi? İranlı. Türk değildir. İranlı. Zaten o dönemdeki bürokratların hemen hemen hepsi İranlı. Çünkü Türkler Selçuklar zamanında göçebe. Yani at üzerinde adamın şeyi yok. Bütün bürokrasi İranlıların elinde. Tabii Nizamülmülk çok büyük bir devlet adamı. En önemlisi de açtığı okullar.
Nizamiye medreselerini kuruyor. Evet, medreseler. Tabii o Nizamiye medreselerini kuruyor. Yalnız sana da şey, Timur'un aldığı söylenen kale diyorlar. Nahçıvan'daki Alınca kalesidir. Alınca olabilir. Alınca. Yani aklımda bir şey kaldı öyle. Bir kaleyi şeyle alıyor. Teleferik sistemi yapıyor. Yani enteresan bir adam. Timur çok büyük bir hükümdar ve Türkiye'de genelde Osmanlı gözüyle bakıldığı için çok olumsuz bakılır. Ama yani çünkü yani biz o kitaplar ama yani şeydir. Genel dünya tarihine baktığınızda en büyük 10 Fatih'ten birisidir. Ve şey de değildir. Timur İmparatorluğu bile paşaboş bir imparatorluk değil. Yani o Semerkant'ta vesaire de İslam Rönesansı diyorlar. O dönemdeki Ulu Beyler vesaireler, Ali Kuşçular orada yetişiyor hep. Evet, Hurufeli. Evet. Ve dediğimiz gibi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar nübüvvet devri, Hazreti Ali'den Hasan-ül Askeri'ye kadar imamet devri, efendim Hasan-ül Askeri sonrası diyor benim devrim diyor, uluhiyet devri diyor, mütevazi. Ve dolayısıyla diyor teklif de kalkmış diyor artık. Namazdı, şuydu, buydu, İslam'ın gerektiği o şeyler diyor değişti, benim şeyime yapılacak diyor. Her şeyin de kendisi olduğunu söylüyor. Mehdi de benim, Mesih de benim, İsa da benim. Gelecek olan ne varsa benim. Şimdi. Bir kendini Tanrı yerine koydu. Bu zaten hepsi oluyor. Zaten şey adam. Fakat. Nasıl ölüyor? Efendim idam ediliyor işte. Miranşah, Timur'un oğlu Miranşah idam ettiriyor. Fetva ile idam ettiriyor. Fakat tabii Miranşah'a da Maranşah derler. Yılanlar Şahı ismi değiştirerek. Hurufiler mi diyor? Hurufiler. Fakat edebiyatı, kültürü, her şeyi çok etkilemiş bir harekettir. Niçin etkilemiş? Çünkü renkli. Hesap, kitap, bilmem ne böyle. Bulmaca gibi. Yani. Ve bilgisayar çözer, bilgisayar programı yazar gibi böyle. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Böyle şeyler yapılmış. Şimdi. Şimdi efendim şuraya geçeceğim. Şuradaki bazı şeyleri çizmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Oraya mı bakacağım ben? Bir de kamera yaklaşsın. Öyle yapın. Şimdi şu anda mikroskop gözüküyor. Yapıyorlar, ayarlıyorlar. Şimdi efendim şu yukarıda Epcet hesabını görüyorsunuz. Yaklaşabiliyor musunuz? Biliyorum. Şurada Epcet hesabını. E, B, Elif, B, Cim, Dal, H, Vav. Yani Arapça, Arap alfabesindeki her harfin bir sayı karşılığı vardır. Hurufilik de bunun temeline dayanır. Bu İslamiyet öncesi kültürlerden de etkilenmiş çok eski bir sistemdir bu. Musevilik de vardır, eski Mısır'da vardır, Hintliler de vardır, hepsinde vardır. Babil'de. Hepsinde vardır. Eski uygarlıkların hepsinde vardır. Fakat son mükemmel şeklini bu numeroloji, sayı bilimi, efendim Epcet dediğimiz bilim mükemmel şeklini bu İslami Epcet'te bulmuştur. Bunun da çeşitli şeyleri var. Kümmeli var, cümmeli var, şusu busu var, başka hesaplama biçimleri var ama temel bu. Birden başlar, bine kadar gider. Kayınla bitiyor. Kayınla bitiyor, evet. Şimdi, ne yapıyoruz mesela bir örnek verelim. Pelin. P harfi yok yalnız. B, P aynıdır. B, P aynı, iki. Yani B'yi sayacaksın. Efendim? B'yi sayıyorsunuz. B, P sayılır. Z, J aynıdır. Şimdiki. P, B gibi 2. 2. Şimdi lan var yanında L'nin 3, 30, 32. Y var 10. 112 yapıyor. Nun var 50. 112 mi? 2, 5, 6, 92. Siz 92 sizin şeyiniz. Bu. Yani 2 mi oluyor? 2 olmuyor, budur. 92. Ha, tamam. Budur. Ya çünkü hani. O sizin dediğiniz o taşa fal kitapları. Uydurmadır onlar. Şey her harfi bir böyledir. Şey veriyor, topluyor sonunda. Ha. Şeyin Fizagor sistemi de böyledir. O şöyle gider. İşte alfa, efendim beta, delta bu şekilde gider tamam, bu. Evet. Onu 1, 2, 3 diye verir ve 10, 20, 30 diye gider. Odur. Aynıdır o. Hiç değişmez sistem. Evet. Ve Pitagor onluk decimal sisteme evet, budur göre. Ama toplam bu çıkacak. Budur şey. Ha bununla şimdi, şimdi şey 92 bu. Bir şey şimdi mi? Şimdi sadece ben şu sistemi yandım. O tamam. Her şeyde kullanılır o. Büyüde kullanılır, bağlamakta kullanılır. Yani kullanılır, inanılır. O şey var. Şimdi efendim Faddallah ne diyor? Hurufilerin temel şeyini anlatıyoruz şimdi. Varlık sesle ortaya çıktı diyor.
Her şey sese dayanıyor diyor. Ve nasıl söylüyor bunu? Bak neler çevirmiş adam, nasıl düşünmüş, mantığa bak. Arap alfabesi diyor 28 harftir. Şeyse. 28 harf. Fakat kendisi Farsça yazıyor. Yani Arapçası şöyle yapalım. Arap alfabesi 28 harf. Fars alfabesi 32. 32 harf. Şimdi arada 4 eksik var. Bunu neden tamamlamış? Diyor ki lam elif diye bir harf vardır diyor. İki mi sayıyor onu? Hayır hayır anlatacağım hayır. Lam elif diye bir harf vardır diyor. Bu alfabede yok. Lam ve elif harflerinden birleşmiş. Fakat bu okunurken diyor dört harfle okunur diyor. Lam okunur, elif okunur, mim okunur ve f harfi okunur diyor. Lam elif. Anladın? Dört dolayısıyla diyor. Dört tane daha. 32. 28 artı 4 diyor. 32. 32. Bunun kitabının ismi Cavidanname. Cavidanname. Cavidan Farsça ben diyor en kutsal dille yazdım 32 harfle diyor. Şimdi haşa burada bir ki Allah'lığını ilan etti. Şimdi bu diyor 32 sayısı veya 28 sayısı Arapça'da 28, Farsça'da 32. Bu diyor insanın vücudunda zaten bunun örnekleri vardır diyor. 32'den mi oluşuyormuş insan? İnsan 32'den mi oluşuyor? Yerine göre bazen 28 kullanıyor, bazen 32 kullanıyor. Bak şimdi nereden kullanıyor. Her şey diyor ses. Her seste bir harftir. Her harfte bir hattır, çizgidir. Dolayısıyla insanda da belli hatlar vardır diyor, çizgiler vardır. Ha o demin gördüğümüz yüz. Onu ha, değil değil. Acele etmeyin müsaade. O başka bir şey o. O Budist etkisidir o. Onu göstereceğim şimdi. Bir insanda 7 siyah hat vardır yüzünde diyor. Şimdi 2 kaş, 4 kirpik, efendim 1 saç. Oldu mu 7? Bunlar anneden gelen hatlardır diyor. Hutu ümmiye, anne çizgileri, anne hatları. Fakat hem mana itibarıyla hani felsefe bazında temel şey var olmaları itibarıyla hem de bulundukları yer itibarıyla diyor bunlar iki tanedir. Anlatabildim mi? Burası biraz karışık. Hal ve muhal diye geçer o. Hal var olması, mahal yeri. Dolayısıyla bunu iki ile çarpacağız diyor. 14. 14 tane çıktı. Fakat erkeklerde ergenlikten sonra 7 hat daha çıkar diyor vücutta. Nedir bunlar şimdi? 2 bıyık. 1, 2. Şu parçaları şöyle alıyor. 2'ye bölüyor, 2 parça. 2'ye bölüyor, hep 2'ye bölünür. 2 bıyık. Şimdi bak kaç da öyle? 1, 2. Kirpik, 1, 2, 3, 4. 2 üst, 2 alt. 2 alt. 2 üst, 2 alt. Neydi? Saç. Saçı bir tane sayıyor. Ama onu başka şeyde kullanmış sonra. Onu bölüyor o tarafa bir hesaplama için. Efendim iki bıyık vardı ergenlikten sonra diyor. İki. Sakal. Sakal. Şeyden. Yani şurada, bir, şurada. İki. İki. Burun hattı. Şu. Şöyle yapayım şu. Bir, iki. Ergenlikten önce yok. Öyle diyor. Ya kafayı buna mı yormuş? Daha nelere getirmiş bunu? Efendim. Bir tane de enfaka. Şu hat, çene hattı. Gıdı gibi. Çizgi. Sakalın hattı, çene hattı diyor. Bu da 2, 4, 6, 7. Dolayısıyla hal ve mahal olarak yani hem varoluş hem bulundukları yer açısından iki çeşittir. 7 çarpı 2 eşit 14 diyor. 14 buradan 14 burada. 14 artı 14 eşit 28. Bir kere Kur'an-ı Kerim diyor yazıldığı harfler insanın yüzünde zaten var diyor. Şimdi
Ha, 2 ile çarptı. 2 ile çarp, 4 de topla. İşine geleni böl, 28'i çıkar. Tabii. Şimdi saç ve çene hattı diyor. Yani şu saç dedik ya. Hmm. Bir de şu çene hattı şu. Enfaka dediği şu aşağı giden şuradan. Şuradan başlıyor şöyle aşağı giden enfaka dediği o. Saçı ve çeneyi diyor aslında iki tane de bu diyor. Hani kaşı bıyığı falan bölüyoruz ya. Saçı ve çeneyi de bölelim biz diyor. İkiye ayırırsak diyor. Şimdi bu yediydi ya. Şeyler her biri. İkiye ayırdığım vakit enfaka oldu iki. Efendim saç da oldu iki. İki. Oldu burası 8. Bu da etti 8. Çünkü ikiye böldük şey hakkını, hattını. 8, 16. 16. Bunun hem hali mahalli yani... 2 ile çarp. Ha? 2 ile mi çarpıyoruz? 2 ile çarpacağız. 32 çıkıyor. Pardon 16 çarpı 2, 32 çıkıyor. Demek ki diyor Cavidan'ın harf sayısı da insan vücuduna vardır diyor. Şimdi... Haşhaşin mi? Bu kadar basit değil ama bu çok karışık anlatır ve bunların sembolleri var böyle. Hayır insanın bu kadar şeye kafayı şey yaparsa zaten kafa gider. Şimdi bak, yani nereye normal getirecek? Yani. Bu kadar. Yok saç ikiye böl, onu böl, ondan önce o var. Şimdi bak nereye getirecek işi? Ders verir gibi biraz şey oluyor. Evet. Hurufi varsa. Hurufilik 101. Efendim? Hurufilik 101. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in diyor. Bütün sırrı, her şeyi Fatiha suresinde diyor. Niçin? Fatiha diyor çünkü 7 ayettir. Hani 7 çıkarttı ya yüzdeki şeyler falan. 7'yi temel aldı. 7 ayet. Efendim, sonunda diyor amin deriz biz bunun diyor. Bir de amin. 8. Oldu 8. Bunu işte o korelasyonlar yapıyor, bağlantılar, onu onunla çarparsa, şunu şuraya yaparsa bilmem ne. 32'ye gelirsen 32 de benim diyor. Yani yine 32'ye getiriyor. Yine 32'ye yani. Getiriyor Mesih. Ama şimdi Fadlallah da Fazullah da yani bir Fas milliyetçiliği de var. Fasça üzerine kuruyor her şeyi, Arapça üstüne kurmuyor. 4 harfi koyacak yani. 32'ye getiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor 29 surede hurufu mukatta var. Yani nedir huruf mukata? İşte elif, lam, mim, kaf, ya, ayn, sad, şu bu. Hı hı. Şimdi bu harfleri yazalım. Elif, lam, mim, elif, lam, rı, kaf, mimi de yazalım. Ha, ye, ayn, sad, efendim, tı var, sin var, hı vardı, mim yazdık mı? Mimi yazdık. Kef vardır. Nun vardır. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Heh. Bu 14 ne? Harfi, hurufu mukatta mı diyor? Neyin katı? Yarısı? 28'in yarısı 7'nin 2 katı. Şimdi Arap alfabesine göre hurufu mukatta diyor. Benim diyor. Çünkü benim ismim çıkıyor diyor. Fakat bunlar bazı harfler diyor, şey 14. 14. Saçmalığa bak şimdi. Bu 14 tane bunlar. Elif harfi diyor, bazı harfler diyor okunduklarında başka ses veriyorlar diyor. Kainatın evrenin temeli ses ya. Şimdi şöyle yapalım. Elif. Çok mu detaylı oluyor bu? Yok bence çok. Ama şey çok güzel. Acaba? Kendi yani işine geldiği gibi nasıl geliyorsa i̇şte 32 çıkaracak. Tevil denilen şey budur. Tevil tam Türkçesi uydurmak da hani tevil etme deniyor ya. Kıvırma uydurma diye budur. Şimdi elif harfini diyor okuduğunuz vakit diyor şeyde fe harfi duyarsınız diyor. Elif fa ya sonunda fe duyarsınız diyor. Efendim L de duyarsınız. Sat harfini o var alfabede sonunda duyuluyor. Sat harfini yaptığınız vakit diyor T. D duyarsınız diyor. Sad. Yani D. Efendim Nun harfinde de diyor. Nun yani Nun. Bir Nun daha duyuyor. Şu Elif, E, S, N yani. Nun'da bir Nun daha çıktı 4. Nun. Etti mi 3 tane daha?
14 artı 3. 17. Şimdi 32'ye nasıl? Şimdi dur. Temelli 17 diyor. Burada durmuş. Günlük diyor namazlarınızın rekatı diyor 17 olacak diyor. Hesapla. 7'yi geçiyor nasıl 17? Ha? Ha, farzları mı hesaplıyor? Fazla hesap. Farzları evet, hesaplıyor. Evet. Şey, seferi değilsen. Seferi değilsen 17'dir diyor. Bu muhkemat, muhkemi yani temeli. Niye Elif Sat Nun'u alıyor? Efendim? Niye Elif Sat çift ve Nun'u? Çift sesle diye. Hangisi? Anlamadım. Elif, Sat ve Nun harflerini seçmesinin nedeni? Çünkü bunda da üç ses var. Ama birçok harfte üç ses var. Bakın Arapça düşünün. Onlar da yok orada ayırdıklarında. Ha o ara, pardon, yani pardon, o grup. Pardon, tabii tabii tamam. Bunlar da şey yaptı. Tamam, pardon. Efendim, bu muhkemat kesin şeydir diyor. Seferi değilsen 17 rekat namaz kılacaksın. Bir de müteşabihatı var bunun. Eğer seferiysen 11 rekat kılacaksın diyor. Temel bu. Heh. Bu şimdi nereye gelmiş? Bu sistem eski asırlardaki inançların etkisiyle dönüyor, dolaşıyor. Fal, büyü, tarih düşürme, dua bilmem ne her şeyde kullanılır hale geliyor. Ve Ebced tebelinden çıkıyor. Fadullah'ın da etkisiyle, Fazullah'ın da etkisiyle karmakarışık bir hale getiriyorlar. Ama çok renkli şeyler çıkıyor bunda. Ama bu şey değilmiş. Yani günümüzde de yaparlar boşuna değilmiş. Demek geçmişte de kendi amacına ulaşmak için onu böyle bunu çıkar, onu iki sesli yap, öbürü tabii dört canım, sesli aynı yap. Aynı şeydi, aynı şeydi. Yani bir ara şey olmuş biliyorsunuz o çok modaydı ya 19 hikayesi. Evet. Yani her şeyi 19'u ona çıkartmak için bir harf fazlalık dediler Kur'an'a onu attılar. Ha, attılar. Reşat Halife diye bir adam vardı zamanında biri. Bir tanesini attı. Bir Elif'in bir şeyi attı oradan. Çünkü hesabı tutmuyordu. Yanlış yazmışlar dedi. Hesap bozuluyor o zaman. Yalnız arada bir fark var. Bunu vaktiyle yapanlar okuma yazması olan alim insanlar. Doğru. Şimdikiler cahil. Doğru. Aradaki yani okuma yazma yok. Kafalarından uyduruyor onlar. Yani bu çok basit anlattım. Bu kadar şey değil o. Yalnız bu basit hali. Fazlullah'ın akıl dengesinin normal olmaması lazım. Yani evet, bunu yapması çatlak. Ben o yüzden yani haşhaşi mi dedim ya. Doğru. Yani belki. Çatlak tabii. Yani şeyler var çünkü biliyorsunuz daha mesela Fatime halifeler içinde hakim bir emrullah var. Dürzülüğün evet. Kurucusu. Evet. O da böyle. En son kendini Tanrı ilan ediyordu. Evet. Yani yavaş yavaş gidiyor. Halife oluyor. Sıkıl önce vezir. Halife bilmem ne zaman diyor Allah'ım. Tanrı ilan ediyor. Yani o da sonra dürzülüğü kuruyor. Yani şeyin. Deraz bilmem ne diye bir adam vardı bir vezir. Anuştekin. Türk. Anuştekin. Yani şeylerden birisi de Türk. Enteresan Anuştekin Etterizi var. O şey halifelerinden birisi bunun. Onun adına dürzülük çıkıyor diye bugün şeyde olan ayrı bir din haline geliyor. O çok enteresan o da mesela ondan iki şey söyleyelim. Dur daldan dala atlamayalım ha. Şimdi hurufi dik bitmeden şeye girme. Şimdi İkbir Hanım hani demin bir resim vardı ya Arapça bir yazı vardı bir adam resmi. Sonra şey yaparız dedik şimdi onu bir koyalım lütfen. Heh. Şunu görüyoruz değil mi? Bakın burada ne yazıyor? Fadl yazmış adam. Şimdi. Yüzünde yazıyor yani. Evet. Fadl. Fadlallah yani Allah'ın fazlı. Nasıl yazmış? Şuraya bir F koymuş. Dal ve lam koymuş. Şu başta görüyorsunuz. Zatın ondan sonra, noktaları da ondan sonra görüyoruz. Bunun simetriğini koymuş. Tersini nasıl yazacağız bunun? Eyvah. Boş. Bunu tersini yazmak. Orada görülüyor zaten. Evet orada duruyor. Şimdi bunu koymuş. Efendim bu olmuş gözü adamı. Şeyden. Şuraya kaşları koymuş. Efendim altta da şu şeyler de böyle pala bıyıklar olmuş. Efendim insanın yüzünde diyor fadlallah vardır diyor. Bu kendisi. Yani ben varım. Efendim ben varım. İnsan yüzün, her insanın yüzünde diyor. Ben varım. Şimdi. Sizinkisi çok şeker oldu bu arada. Canım o yukarıda saçlar şeyler falan ben resim yapamam. Böyle şeyler. Bu diyor aynı şey diyor ben bunu diyor. Hatta şunu da şuralardan oluyor ki şöyle bunu kulak yerine de geçiyor bunlar. Şöyle. Hepsi diyor ben varım diyor. Daha sonra hurufilikten çok etkilenen bazı mezhepler ve hatta ayrı artık o kadar batınî ki bunlar. Dinler
değişik yorumlara giriyorlar. Mesela Hümeyni 1979'daki devrimden sonra üç inancı şiddetle yasakladı ve ortadan kaldırdı mensuplarını. Biri Bahailerdi. Hmm. Çünkü Bahailik de Batıniyeliğin bir uzantısıdır. Bahaullah'ı Allah ve Peygamber ilan eder. Babilik, Bab ve Bahaullah. İkincisi Noktavilerdi. Hmm. Noktavilik, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yaz, şunu silin mi, şunu yazın. Bunu yazmak ne kadar zor olmuş bu tahtaları. Şimdi. Besmele. Başta B var, B'de nokta var. Bu nokta V'lere göre Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü olduğunu iddia ederler. Kur'an-ı Kerim'in sırrı Fatiha'dadır. Fatiha'nın sırrı baştaki Besmele'dedir. Besmele'nin sırrı baştaki B harfindedir. B'nin sırrı altındaki noktadadır. Şu. O noktada benim. Tamamen uydurma tabii. Noktaviler ismini... Buradan geliyor, buradan geliyor. Ama nokta kelimesini kullanmıyorlar herhalde. Noktavidir onun için. Nokta Arapça zaten. Türkçe'ye bize oradan geçiyor. O da geçmişti. Noktavi şu. Ve bu şekilde bir inanç vardı. Bunları hepsini temizlediler. İslam devriminden sonra. Biri budur. Bir de Ali Allahiler vardı ki Şia'nın çok artık uçmuş şeysi. Hazreti Ali'yi Allah mı yapıyorlar? Ali Allah'tır hikayesinden. Ama şey enteresan, İslamiyet'te de böyle enteresan bizim bilmediğimiz böyle iri ufaklı birçok şey grup var. Ve çoğunda hep şeye gidiyor. Yani liderlerini Tanrı yerine götürüyor. Evet. Ve bunlar odan meydanı bol boş bulmuş oynatıyorlardı. Ve Hümeyni tarafından buna temizlenmişti o şekilde. Şimdi bunlardan bir örnek vereceğim size. Fadlallah demin ne yaptı? Yüzünde her insanın yüzünde ben varım dedi. Nokta vilâle Allah ilerin yaptıkları. Ne yazdım? Allah. Ali. Ali yazdı. Ali pardon. Bu kalem de çok zor. Şöyle şuradan alayım da. Ali. Bunu şimdi tersten yazacağız. Burada da Ali. Bu göz. Kaşları koyuyoruz. Bu göz. Efendim. Bir yüz daha çıktı. Bir yüz daha çıktı. Bunlar noktaviler mi yapıyor bunlar? Bu noktaviler Allah'ılar yapıyorlar. Bizde de ama Bektaşilik'te falan vardır bu. Ama o manada değil bizde. Bizde sembol olarak vardır. Vardı da Hazreti Ali Allah ilan etmez Bektaşi'yle. Ama şimdi Ali Allah'ı tabii ki etmiyor. Ali Allah'ı'sı ve Noktavi'si bu insanın yüzünde Ali vardı diyor, Allah da diyor. Fakat bu bizde de çok kullanılan bir semboldür. Şeyde, Bektaşi'likte, özellikle Bektaşi'likte Hazreti Ali'nin çizimlerinde bunlar vardır. Ama kalkıp da Bektaşiler ve Aleviler Hazreti Ali Allah'tır demez tabii ki. Şimdi... Bunlar nereden geliyor? Bu enteresan bir şey. İlk gün hanım hani bazı resim, ilk resmi önce bir gösterelim. Fadlallah'ın demin gösterdiğimiz resmini. Hani şöyle bıyıklı şeyli bir resim vardı ya. Hep İran kökenli değil mi bunlar? Ne yazıyor? Adem'i on levhi vücud alemest. Şimdi bu Fadlallah kırmızıyla olan yerde Fadl veya Fazl simetrik aynalı yazıyla o yazıyor. Sistemi gördünüz. Harfleri yüz haline getiriyor. Şimdi hani üç tane resim daha verdim ya ben Budist şeyi olarak. Onları görelim tek tek. Bulabildiniz mi? Heh. Bunu küçültebilir misiniz biraz? Buda'nın yüzü. Hmm. Budistlerde var aynı şey. Ötekine geçelim. Üç tane olacak bunlar. Ötekini de lütfen. O yukarıdaki de üçüncü göz. Üçüncü göz. Bakın ortada. Yaprağı işlemişler. Bizde de yaprağa ait yazma vardır ya. Ve dolayısıyla bu inançlarda, bu aşırı inançlarda hurufi, Ali Allahi şubu, Budizminde, Mazdeizminde çok büyük etkileri var. Hint kökenli olsun. He? Hindistan'dan gidiyor o zaman.
Hatta... Sadece Hindistan değil. Asya bir zamanlar Budist de. Yok, Budizm Hindistan'dan doğmuyor mu? Hindistan, evet ama Asya'dan geliyor. Direkt Hindistan'ı almıyorlar. Asya üzerinden geliyor evet. Şeyler. Zerdüştlerle ilk bir bağlantı var, var. Mı? Var. Zerdüştlükle çok yakın şeyler vardır bunlar. Yani Ahromaz'da şeyleriyle çok bağlantılar var. Yani bir insan buna kafayı yorduktan sonra normal sebebi normal olmaz. Fakat Erhan, bununla tefsirler yapıyorlar binlerce sayfalık. Yapılmaz mı? Hurufi tefsirleri. Hayır, böyle yaptıktan sonra... Bir şifre çözer gibi çözeceksin. 3 orada, 5,5 burada, 6 şurada, şu şey. Bu. Kafa kesin uçar yani. yani bu kadar şeye kafayı insanın yorması için insanın şizofren olması lazım. Yani başka aklı başında bir adam bunu yapar. Yani şimdi bir otur. De... Hayır, normal bir hesap kitap yaparsan hadi şurada 3, şurada 5. F-chat'te yapılır da. Ondan sonra yok onu istediğin gibi. Onu 2'ye böl, onu 4'e böl, saçı 2'ye böl filan. Yani şey tabii. Tabii sonunda da bir iki tane enteresan böyle hesap kitap çıkınca etkileyici insanları etkiliyor ama şey değil. İnsanlar şimdi, duymak istediğini duyuyorlar. Tabii. Böyle düşünsenize bütün evren belli kodlar üstüne kurulmuş. Evet. Ve siz onları okuyabiliyorsunuz. Dünya orada şey yaparken sıcaktan yoruldum. Spotlardan bir kısa ara verelim mi? Evet. Tabii. Ondan sonra devam ederiz. Sen de bir şey okursun, ondan sonra senin yan konserin var. Evet efendim, kısa bir ara, ondan sonra beraberiz tekrar.